Bir önceki videoda dinozor derisi ve pullarının geometrisi hakkında konuştuk. Ve aradığımız genel yapıyı elde etmek için Voronoi diyagramlarını kullandık. Sadece iki yoğun renk kullanarak ve doku yapmadan cildimizin gölgelendirilmesini oldukça basitleştirdik. Bu yüzden elde ettiğimiz sonuç çok gerçekçi değildi. Gerçek bir deride gördüğümüz daha ince detayları göz ardı ettik. Kendi cildine baktığında tek bir renk mi görüyorsun? Hayır. Renk ve dokuda hafif bir çeşitlilik görüyorum. Bu farklılık, farklı yakınlıkta veya çözünürlükte olan şeylere baktığımızda gerçekten netleşiyor. Mesela bu, insan derisinin çok yüksek çözünürlükteki bir görüntüsü. Vay canına! Burada yepyeni bir doku ve renk dünyası var. Bunun pürüzsüz ya da düz bir tarafı yok. Doğru. Farklı çözünürlüklerde farklı şeyler gördüğümüz için doğal yüzeylerin çoklu çözünürlüklü bir yapıya sahip olduğunu söylüyoruz. Hadi bunun bir başka örneğine daha bakalım. Gölgelendirme paketimizde dinozor pulları için bir örnek olması adına Timsah Maximo'nun bir resmi vardı. Düşük çözünürlükte gördüğümüz şey işte bu. Derisi girintili çıkıntılı görünüyor ve rengi de oldukça ilginç. Pullardaki kare desenine dikkat edin. Ayrıca her bir puldaki renk de oldukça yoğun görünüyor. Şimdi daha yüksek bir çözünürlükle ve daha yakından bakalım. Burada oldukça düzgün ve yuvarlak görünen daha küçük pullar görüyoruz. Ve dikkat ederseniz daha önce gördüğümüzden çok daha fazla renk farklılıkları var. Bunlar doğal pigmentasyon ve kirden kaynaklanan benekler gibi görünüyor. Dinozor derisi için örnek olabilecek başka bir şey de yılan derisi. Bu düşük çözünürlükte beyaz ve siyah pulların yoğun bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuş gibi görünüyor. Ama daha yüksek çözünürlüklerde yeni renk detayları görüyoruz. Beyaz pullarda küçük kahverengi noktalar var ve siyah pulların da kenarları daha açık bir renkle çevreleniyor. Ve bu şeyleri büyütmeye devam edersek işler iyice çığırından çıkıyor. Ah, bu çok korkutucu. Sanki ne kadar yaklaşırsan o kadar çok şey buluyorsun. Kesinlikle öyle. Zaten çok çözünürlüklü yapıların özü de budur. Nesnenin rengi ve dokusu tüm farklı ayrıntıların bir araya gelmesinin bir sonucudur. Bu farklı fikirleri dinozorumuza uygulamadan önce biraz daha durup farklı çözünürlüklere göz atalım. Bir sonraki alıştırmada sizlerden farklı çözünürlüklerdeki yüzeyleri tanımlamanızı isteyeceğiz. Unutmayın, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Üzerinde çalıştığın şeylerden gerçekten ilginç bir desen karışımı olan ve sevdiğin bir örnek verebilir misin? İyi bir dinozor filmi için pterodaktil türünden karakterler üzerinde çalışmıştım. Bunların vücudunun her bir kısmının bir dizi farklı dokusu vardı. Mesela ibikleri beyin dokusu benzeri bir dokuya sahipti. Biraz tuhaf ve iğrençti aslında. Boynunda da kırışıklık hissini verebilmek için neredeyse kurumuş bir lav dokusu kullandık. Kanatlarda fil derisi dokusunu örnek aldık. Böylece daha yumuşak görüneceğini düşündük. Ve sonra vücutta da daha kuru bir cilt hissi vardı. Neredeyse E.T.'ye benziyordu. Sonuçta epey güzel oldu. Hepsini bir araya getirdik. Ve daha ilginç hale getirmek için farklı ışıklandırma tekniklerinden de yararlandık. Tabii vücudun bir bölümünden diğerine geçişleri ve eşleştirmeleri yapabilmek için epeyce doku türü kullandık. Çok iyi. Evet, güzeldi.